Evet, selam arkadaşlar. İyi hafta sonları dilerim herkese. Zor bir haftayı geride bıraktık. Hareketli, zor bir hafta. Hafta başında NATO zirvesiyle başlayan Çarşamba günü FED toplantısı, Perşembe günü Merkez Bankası toplantısı ve neticede Cuma günü de yine bol heyecanla geçti. Öğleden sonra dolar kuru yükseldi, 8.74'lere gitti. Borsa maalesef borsaya satış geldi. %1.63 bir değer kaybı var borsada. BIST 100 endeksi 1391 ile borsayı dün kapadık. Öyle söyleyeyim. Şimdi dün öğleden sonra yine bir heyecan. Tabii bu heyecan aslında hafta içerisinde FED toplantısı sonrası yapılan açıklamaların bir devamı gibi olduğunu söyleyebilirim. Yine FED üyelerinden bir tanesi ne oldu diye baktığımız zaman FED üyelerinden bir tanesi CNBC'ye bir konuşma yaptı arkadaşlar. Bu konuşmada aslında FED'in çarşamba günü söylediği her şeyi tekrarladı. Ama farkı şuydu. Yaptığı açıklamadan şunu görüyoruz. FED üyeleri içerisinde bir anlaşmazlık var. Çünkü kendisi diyor ki biz diyor 7 tane üye Fed'in diyor söylediği gibi Powell'ın yaptığı gibi diyor biz 2023'te 2022'de bekliyoruz bir faiz artışı ve varlık alımlarının azaltılması ile ilgili yani sıkılaştırmayla da alakalı artık resmi görüşmelere başladık dedi. İşte bu açıklama bir anda ne oldu? Tekrar çarşamba günü gelen borsaya satış dalgası işte Amerika tarafında ondan sonra dolar endeksinin yukarı çıkması, Amerika tahvillerinin yukarı çıkmasının devamı gibi oldu aslında Cuma günü. Bunu da dün sabahki yayında anlatmıştım. Dolar üzerinde iki farklı tehlike, iki farklı baskı var diye bundan bahsetmiştim. Öğleden sonra biraz böyle dediğim gibi Fed'in devamı şeklinde yapılan bir açıklamaydı bu. Tabii bu konuşmadan sonra, bu yapılan röportajdan sonra dolar endeksi hızlı tekrardan böyle sert bir yükseliş gösterdi. 92.32'lere geldi. Bu dolar dünyada bir anda değerlenince otomatikten bizde de dolar kuru yukarı çıktı. Dolar bu kadar yukarı bir anda 8.60 bandından 8.70 bandına gelince de öğleden sonra da bize borsaya da satış geldi arkadaşlar. Yani kurdaki bu yükselişin sebebi dolar endeksinin yukarı çıkmasından, dünyada doların yukarı çıkmasından değerlenmesinden kaynaklanıyor. Artık bu Fed'in ve Powell'ın ve Fed üyelerinin yaptığı açıklamalar artık yavaş yavaş evet biz bir yola giriyoruz. Bundan sonra işte bir sıkılaştırma programı, varlık alım programlarının azaltılması ile ilgili resmi görüşmeleri başlıyoruz demesi riskli varlıklardan kaçışı önümüze getirdi. Sadece hep şunu konuşuyoruz. Hani bir tarih ve o tarihte işte borsanın Amerika tarafında sert düşüşler yaşaması, işte doların hızlı artış göstermesi, faizin artması, varlık alımlarının azalması sadece bununla ilgili bir tarih bizim için önemli. Ama görüyoruz ki FED tarafında da kafalar karışık. Yani içeride üyelerde de böyle anlaşamıyorlar. Yani hani şu zaman olur, bu zaman olur. Bu işin içinden nasıl kalkarız? Aslında meali şu. Bunlar çok para bastılar, verdiler. Artık bu dağıttıkları para yüksek enflasyona sebep oldu. Bir şekilde borsada şişip duruyor. Bu işi toparlamaları lazım. Yani bir şekilde piyasaya verilen paraların yavaş yavaş alınması, faizin bir miktar artırılması. Bunu yapacaklar mı? Ne zaman yapacaklar? İşte bu görüşmeler artık yavaş yavaş başladığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Tabii bu altın için ons tarafına baktığımız zaman çok iyi bir şey değil. Ons zaten hafta içerisinde çok sert bir düşüş gösterdi biliyorsunuz. Aslında son iki haftaya baktığımız zaman böyle 100 dolara yakın bir düşüş var ons tarafında. Şu anda 1764 dolarda. Bu da kritik bir seviye. Kritik bir seviye ons altın. Neden? Çünkü 1760 dolar yani piyasada teknik analizle baktığınız zaman beklenti şu yönde. 1760 doları eğer aşağı yönlü kırarsa daha da aşağılara gitme potansiyeli var. Ama eğer kırmaz yukarı çıkarsa bundan sonra 1760 ile 1840 dolar arasında böyle bu bankta gidip gelme ihtimali var ki bu ihtimal çok daha yüksek görünüyor arkadaşlar. Öyle söylemek daha doğru olur. Yani şöyle bir yani hareketler biraz daha yavaş olacak yukarıya doğru çıkarken. Çünkü dediğim gibi artık FED tarafında bu konuşmaların başlaması bir taraftan da dolar endeksini yukarı zıplatıyor. Amerika dolarının, Amerikan dolar endeksinin dünyada bu kadar değerleniyor olması da ons için iyi bir şey değil. Ons da zayıflıyor. Amerika 10 yıllıklarına baktığımız zaman 10 yıllıklarda yukarı çıkış vardı. Şu anda o da 1.44 seviyelerine geldi. Yani dolar endeksi bu kadar yüksek
yüksekken yükseğe çıkmışken ki bunlar ya birbirlerine böyle genelde paralel hareket ediyorlardı son özellikle aylarda, haftalarda. Şu anda 10 yıllıklarda çok büyük bir hareket görmüyoruz ama dolar endeksinin arkadaşlar yükselmesi ons altın için aynen Amerika 10 yıllık tahvil faizlerinin yükselmesi gibi olumsuz etki gösteriyor. Öyle söylemek daha doğru olur. Tabii gram altın tarafında dediğim gibi dolar kuru buradan hani dolar endeksi yükseldiği zaman biz de dolar kuruyla çarptığımız için içeride dolar yükseldiği için otomatikman gram altın daha hani beklenilen o ciddi düşüş olmuyor. Yani kurun da aşağı geliyor olması lazım. Kur da aşağıya o kadar gelmiyor. Dolar yukarı çıktığı için. Hani euro neden dolar karşısında değer kaybetti? Sebebi bu. Çünkü dünyada dolar değerlendi. Bütün para birimleri karşısında otomatikman euro karşısında değerlendi. Parite şu anda 1.186, 1.18. Tam küsuratlı söylemek gerekirse 1.186 diyebiliriz. Evet yani dün öğleden sonra olan biten durumlar bunlar arkadaşlar FED tarafında. Bundan sonra ne olur kısmına dediğim gibi hani burada kritik seviyeleri takip etmek gerekiyor. Ama şunu da unutmamak lazım ki FED'in de kafası karışık ve bu şu anda mücadele ettiği, dağıttığı paralar enflasyona sebep oldu. Yani bu enflasyon varken ortalığı toparlamak, hala da işte piyasada bu kadar para varken kolay kolay varlık alımlarını başlatamayacağını, kolay kolay faiz yükseltemeyeceğini söyleyebilirim ben kendi adıma. Neden? Çünkü görüyoruz ki en ufak bir söylentide bile borsanın nasıl tepki verdiğini görüyoruz. Borsa da onlar açısından çok önemli olduğu için orada en azından bu geçiş sürecinde yavaş bir geçiş süreci yapmak istiyorlar. Peki devam edelim. Şimdi turizmle ilgili hani bizim dövize ihtiyacımız var. Malum borçlarımız var. Hatta şuradan şeyi söyleyeyim. Mahfi Eğilmez'in kendi sayfasında paylaştığı dış borçlar ve hazine garantileriyle ilgili Türkiye'nin brüt ve net dış borç stoğuyla alakalı çok güzel bir şeyi var, yazısı var. Bunu Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sayfasından ya da raporlarından alıp derlemiş kendisi böyle bir çalışma. Burada zaten yani borcumuzun 2020 sonu itibariyle net dış borç stoğumuzun 268.9 milyar dolar olduğunu görüyoruz. Tabii bunun karşısında bizim paraya ihtiyacımız var. Yani döviz geliyor olması lazım. Şu anda dövizin gelebileceği yaz aylarında en çok en büyük beklenti turizm sektörü. Turizmde de herhangi bir açılma yoktu ama şu anda arkadaşlar Rusya 22 Haziran'dan itibaren Türkiye uçuşlarını başlattığını açıkladı. Bu iyi bir şey yani güzel bir şey. Aşılama da bizde hızlı gidiyor. Dolayısıyla hani biraz böyle turizme özellikle Antalya'daki otelcilere oradaki hizmet sektörüne gerçekten can suyu olacak bir başlangıç turizm açısından buradan evet bir döviz girdisi olacak ama bizim böyle senelik 35-40 milyar dolarlık bir döviz girdisine ihtiyacımız var turizm açısından çünkü gelirler bu şekildeydi geçtiğimiz yıllarda ama sadece Rusya ile olacak bir iş değil bu. Evet bu güzel bir başlangıç ama Avrupa'da mesela Avrupa hala bizi kırmızı listeden çıkarmadı. Sadece Almanya'da bir gevşeme var. Almanya kapıları biraz şartları yumuşattığını açıkladı ve Türkiye'den Almanya'ya gidecek ziyaretler de bakın onlardan gelenler değil de Türkiye'den Avrupa'ya gidecek ziyaretler de aşılama kartına bakacağız dedi ve bu aşılamada da Rus ve Çin aşısını kabul etmiyorlar. Sadece Avrupa Birliği'nin onaylanmış aşıları var işte BioNTech gibi ondan sonra ya da BioNTech gibi bunu kala aldıklarını açıkladılar. Yani hani bir yumuşama var orada biliyorsunuz Almanya'da çok hani gurbetçi olduğundan dolayı ama Avrupa'nın geline baktığımız zaman biz hala kırmızı listedeyiz. Dolayısıyla da hani şu an çok kısıtlı, çok sınırlı bir sadece Rus uçaklarının geleceği ama güzel bir başlangıç olduğunu söyleyebilirim. Bu kurda ne kadar etki yapar? Çok büyük şu anda şu gördüğüm şeyde hikayede çok büyük bir oynama yapmaz arkadaşlar. Dünyadan çok daha hani evet burada işte bizim merkezdeki elimizdeki rezervlerimize bakıyoruz maalesef hani yeterli bir rezervimiz yok borcumuz çok yüksek içeri para giriyor olması lazım işte bu dolar kuru üzerinde çok büyük etkisi var yani kuru aşağı götürecek bir hikaye değil daha fazla yabancı daha fazla döviz giriyor olması lazım bir de FED tarafında biliyorsunuz gelişmeler
dolar kuru üzerinde ciddi bir etki yaratıyor arkadaşlar. Şimdi hani çok da uzatmayayım yayını, hafta sonu yayını biraz böyle haftayı derlemiş oldum. Bu gelişmeleri de size aktarmış oldum. Soru ve yorumlarınızı yazın. Şey yapıyorum yani, hepsini okuyorum, cevap veremesem bile yayın içerisinde cevap vermeye çalışıyorum. Tekrar hafta sonu yeni yapacağımız yeni yayında onların üzerinden biraz daha geçip onlar üzerinden şey yapabiliriz. Yani biraz daha yorum yapmaya çalışırım, öyle söyleyeyim. Evet, iyi hafta sonları diliyorum sizlere. Görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın efendim.